Ben Doktor Mustafa Kalkan yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bundan böyle ara ara da böyle kısa kısa bilgilendirme yaptığım daha spot bilgilerden oluşan videolarla karşınızda olacağım. Bugün ilk videomuz Coenzim Q10 nedir? Normalde hücrelerimizde enerji üretiminden sorumlu olan organelimiz bildiğiniz gibi mitokondri. Mitokondri zarında bizim enerji elde etmemizi sağlayan molekül olan ATP sentezlenmesine görevli bazı reaksiyonlar bütünü bulunuyor. Bu reaksiyonlarda görev alan bir yapı aslında Coenzim Q10. Dolayısıyla Coenzim Q10'un temel faydalarından bir tanesi enerji üretimidir. Özellikle enerji ihtiyacı yüksek olan dokularda Coenzim Q10 daha fazla bulunmaktadır veya bulunmalıdır. Yani eksikliğinden de en fazla bu enerji ihtiyacının yüksek olduğu dokular etkilenmektedir. Nedir bunlar? İskelet kası, kalp kası, yumurtalıklar ve sperm hücresi gibi dokularımız enerji ihtiyacı en fazla olan dokulardır ve Coenzim Q10 ihtiyacı da en fazla olan dokuların başında gelmektedir. Peki Coenzim Q10'u vücutta azaltan faktörler neler? Özellikle yaşlanmayla birlikte vücutta Coenzim Q10 seviyeleri azalmaktadır. Bunun yanında çevresel faktörler, işte oksidatif stres gibi, hava kirliliği gibi bazı faktörler, sigara içmek gibi bazı faktörler ve kullanılan bazı ilaçlar da vücutta Coenzim Q10'u azaltmaktadır. Vücutta Coenzim Q10'u azaltan ilaçların başında da statinler gelmektedir. Özellikle kolesterol yüksekliğine reçete edilen statinler vücutta kolesterol sentezini bloke ederken aynı zamanda Coenzim Q10 sentezlenmesini de bloke etmektedir. Bu nedenle uzun süre statin kullanımında miyopati dediğimiz özellikle kas ağrıları, kas hasarları uzun vadede kalp yetmezliğine kadar giden semptomların temelinde Coenzim Q10'u azaltması yatmaktadır. Neden? Çünkü enerji ihtiyacı en yüksek olan dokular biraz önce de bahsettiğim gibi iskelet kası, kalp kası gibi dokularımızdı. Yani kalp doğumdan ölüme kadar sürekli çalışan ve enerji ihtiyacı en yüksek olan dokularımızdan bir tanesi. Statin kullanan kişilerde vücutta zamanla Coenzim Q10 miktarı ciddi anlamda azaldığı için bir süre sonra işte iskelet kasında Coenzim Q10 azaldığı için enerji ihtiyacını karşılayamaz. Kas ağrıları veya kas hasarına giden şikayetler başlayabilir. Aynı zamanda kalp yetmezliğine giden süreçlerde statin kullanımının yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Coenzim Q10 takviyesinden biz özellikle fibromiyaljide de fayda görmekteyiz. Fibromiyaljide daha çok kadınları etkileyen ve her ne kadar kas ağrısı gibi sanılsa da aslında bir sendromdur. Yani biz tıpta nelere sendrom deriz? Birden fazla komponenti olan tablolara sendrom deriz. İşte sadece kas ağrısı değil, bunun yanında depresyon, uyku problemi, anksiyete gibi bazı problemler de fibromiyaljide sendromu semptomları arasında yer almaktadır. Fibromiyaljide aslında temel problem mitokondriyal disfonksiyondur. Yani mitokondriler tam anlamıyla ATP sentezleyemediği için ve iskelet kası da en çok enerji ihtiyacı olan dokulardan bir tanesi olduğu için kas ağrıları meydana gelir. İşte Coenzim Q10'la birlikte fibromiyaljideki mitokondriyal disfonksiyon tedavi edilebilir ve fibromiyaljide biz Coenzim Q10 takviyesi ile birlikte fayda görebiliyoruz. Coenzim Q10 takviyesi ile aynı zamanda kronik yorgunluk şikayeti olanlarda da enerji ihtiyacı olan insanlarda, spor yapanlarda enerji anlamında fayda görmekteyiz. Aynı zamanda Coenzim Q10 ile birlikte infertilite sorununda da fayda görmekteyiz. Biraz önce de anlattığım gibi yumurtalıklar ve sperm hücreleri en çok enerji ihtiyacı olan dokular arasındaydı. Coenzim Q10 takviyesi ile kadınlarda yumurta kalitesinin arttığı ve gebelik şansının daha fazla olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Aynı şekilde sperm parametrelerinde de hem sperm hareketinde hem morfolojisinde hem de sayısında anlamlı bir şekilde fayda gösterildiği yapılan çalışmalarda gösterilmiş. Zaten günümüzde infertilitenin en önemli sebepleri arasında oksidatif stres yer almakta. İşte sigara kullanımı ve çevresel faktörler, hava kirliliği, radyasyon gibi bazı faktörler vücutta oksidatif stres yaratmaktadır. Coenzim Q10'da en önemli antioksidan moleküllerden bir tanesi olduğu için bu oksidatif strese de savaşarak aynı zamanda infertilite üzerinde fayda sağlar ve yine enerji verme özelliğinden kaynaklı da yumurtalıkların ve sperm hücrelerinin enerji ihtiyacını karşılayarak infertilite de fayda görmemizi sağlar. Peki Coenzim Q10 takviyesi kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Daha önce Coenzim Q10 takviyesi kullanmayı düşündüyseniz veya kullandıysanız işte ubikinon mu, ubikinol mu gibi bazı bilgileri görmüş olabilirsiniz.
bulabilirsin. Koenzim Q10 normalde vücutta sürekli oksidasyon ve redüksiyon dediğimiz mekanizmalarla iki formuna dönüşür haldedir. Okside formuna biz ubikinon diyoruz, redükte formuna da ubikinol diyoruz. Normalde antioksidan demiştik, oksidatif stresle nasıl savaşıyor? Vücutta serbest oksijen radikalleri dediğimiz maddeleri gidip temizlediğinde okside oluyor. Yani bunu belediyenin çöp kamyonunun gidip çöple kendini doldurması gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra bu topladığı maddeleri gider ve alfa lipoik asite satar. Tekrardan çöpünü boşaltır ve tekrar yeni bir çöp temizleyebilir hale gelir. Buna da redükte formu diyoruz. Yani ubikinol formu diyoruz. Vücutta bu sürekli bir dönüşüm halindedir. Burada önemli olan şey kullandığınız koenzim Q10 takviyesinin bağırsaktan geçebiliyor olup olmadığıdır. Yani keramet ubikinon veya ubikinol olmasında değil, hem yağda hem suda çözünebilen moleküllere sahip olması, emilim teknolojisine sahip olması ve bağırsaktan kana geçebiliyor olmasıdır. Ubikinol takviyeleri bunu başarabildiği gibi bazı hem yağda hem suda çözünebilen özel koenzim Q10 molekülleri de aynı ubikinol takviyeleri kadar kanda koenzim Q10 seviyelerini artırabilmektedir. Buradaki espri de bağırsaktan yüksek oranda emilebilmesinde yatmaktadır. Yani formu ne olursa olsun bağırsaktan geçemedikten sonra bir anlamı yok. Burada bağırsağa geçebildikten sonra hem yağda hem suda çözünebilen ubikinon formundaki takviyeler de aynı ubikinol takviyeleri kadar kanda plazma düzeyinde koenzim Q10 miktarını artırabilmekte. Koenzim Q10 özel özellikle 30 yaşından itibaren vücutta azalmaktadır. 30 yaşından itibaren koenzim Q10 takviyesini hem fizyolojik olarak azaldığı için hayatınıza dahil edebilirsiniz. Hem de biraz önce saydığım enerji, infertilite, fibromiyalji gibi şikayetler için yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da statin kullanıyorsanız veya bir yakınınız statin kullanıyorsa kesinlikle koenzim Q10 takviyesini hayatına dahil etmesini şiddetle tavsiye etmekteyim. Bunun gibi takviyelerle ilgili bilgileri merak ediyorsanız Akılcı ve Bilimsel Takviye Rehberi isimli kitabımı tüm kitap evlerinden ve online platformlardan temin edebilirsiniz. Beni Instagram Dr. Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.